Kafirler inkar içindedir. Yalanlamak içindedir. Ama Allahu mevrahim muhit. Allah çepeçevre artlarından onları kuşatmıştır. Demek ki ben Amerika ile baş ederim Allah buyuruyor. Kafirle de baş ederim. Bütün dünyanın gavuruyla da baş ederim. Yeter ki siz benim Kur'an'ıma tabi olun. Dünya ahiret dokundurmam size kimseyi diyor. Hemen ne buyuruyor? Femen ittebaa hudaye femma yetennekum min huda. Benden size hidayet gelecek, rehber gelecek. Geldi mi? Kur'an geldi mi? Sünnet geldi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi mi? Alimler geldi mi? Mürşitler geldi mi? Femen ittebaa hudaye. Kim benim hidayetime tabi olursa fela yadillu, sapıtmayacak. Ve la işka, zahmet çekmeyecek. Hiç dünyada zahmet çekmeyecek. Ve men a'radan zikri. Kitabımdan, vaazımdan, sohbetimden, dinimden kim yüz çevirirse. Bizim toplum olarak yüz çevirdik. Yani birkaç kişi sohbet dinliyor ama hadi bizim sohbetler biraz şaka şamata, biraz daha fazla adam dinliyor. Ama ekseriyet film, sinema, roman, hikaye. Haramlarla uğraşıyor. E bir toplum Kur'an'dan yüz çevirirse feinne lehu me'işeten banka. Dünyadaki hayatı dar olacak, zindan olacak. Geçimleri sıkıntı olacak, ekonomileri bozulacak. Kur'an böyle söylüyor. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Huvel kadiru. O Allah kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Alâen yeb'ati aleyküm azâben min fevkukum. Size üstünüzden azap gönderebilir. Yıldırımları yağdırır. Kasırga, hortum hep yukarıdan gelir. Ev min tehtü arculikum. Ayaklarınızın altından azap gönderebilir. Bir sallar, batırı dibine. Ev min tehtü arculikum. Ev yelbisekum şi'an. Ya da sizi fırkalara böldürür. Şucular, bucular. Efendim, grup grup yapar. Irkçılık. Efendim, şuculuk, buculuk, komünist, marksist, bilmem ne, şu, faşist, bir şeyler. Böyle hep grup grup. Ve yüzîkâ ba'dakum be'se ba'd. Size birbirinizin çetin azabını tattırır. Sizi birbirinize kırdırır. Ayet bu. Ben kadirim diyor. Adam olun, Kur'an'a dönün. Bir tane reçete yazanlardan, şu İslam'a uysak da, İslam kardeşliğini tesis etsek, temin etsek, iman kardeşliğini öne çıkartsak da, Osmanlı zamanında hiç böyle bir sorunlar niye yoktu? Çünkü İslam öndeydi. Buradan örnek alsak, bu böyle olmuyor, bu laiklik batırdı bizi. Diyen yok. Daha beter laiklik teminatımızdır. Laiklik teminatımızsa, işte bunu yapar laiklik. Din öne çıkmıyor. Din geri, din karışmaz. Din camide. Din camide kalsın. Camide bile karışıyor dine. İmamın eline bir şey veriyor, hutbeyi onu okutturuyor. E bari din camide kalsın, tamam da bırak imamı da istediğini konuşsun, onu da konuşamaz imam. Ben imam değilim diye konuşuyorum böyle. Tabii memur olsam konuşamam. Ne yaptılar Timurtaş'ı rahmetli? Görele Mahallesi'ne sürdüler o zaman. Şimdi benim oturduğum yerde Görele Mahallesi şeyde, Beykoz'da zaten de Göreleliyim. Mahallede oraya düştüm. Ama o vakit 20 sene evvel, 25 sene evvel 3 kişi cemaati vardı. Adam şehzade başını dolduruyordu. O da biraz atar tutardı, benden beterdi. Ondan sonra gönderdiler adamcağızı oraya. 3 kişiyle kalmış adam. Niye? İşte memur idi çünkü. Resmi vaaz ya. Git diyor, gidiyor. Benden niye baş edemiyorlar? Memur olmadım ki. Baştan baktım ki ben bunlarla uğraşamam. Oradan atacak, oraya sürecek, oraya şunu konuşma, şunu okuma. Camileri yasak etti, gittik salonlara. Yani. Onun için mesele hakkı söylemek. Nerede söylersen söyle. Şimdi zaten televizyonda söylüyoruz. Allah Teala bu imkanları açıyor. Ama ve lakin reçete yanlış, doğru konuşulmuyor. Biz Kur'an'a dönmeden düzelmeyeceğiz. Ve bu işler bitmeyecek. Kur'an öyle söylüyor. Bitiremezsiniz başka türlü. Gençler dinsiz yetişiyor, kitapsız yetişiyor. Allah korkusu yok. Onun için öldürmekten korkmaz, gasp etmekten korkmaz, haramdan korkmaz. Ayet hadis okunmuyor ki millete.
Unzur keyfe. Nusarrifu l'ayet. Habibim bak biz ayetleri nasıl açıklıyoruz. Leallehum yefkavun. Belki anlarlar diye ama ve kezzebe bi kavmuke ve vel hak. Senin kavmin Kureyş bu Kur'an'ı inkar etti. Halbuki Kur'an haktır. Şu anda da bu millet Müslümanım der ama İslam'ın tam doğrusunu anlatsak, anlatıyoruz ama işte bazı meseleler şimdi günü değil gündemi değil diye konuşulmayanlar da çok var. Tam doğrusunu söylesen bu Müslümanım diyenlerin de çoğu olmaz öyle der. Ya. Çünkü millet dine bağlı değil, dini kendine uydurmaya çalışıyor. Zaten onun için kendine göre hoca arıyor. Doğru bir hoca bulayım da ona uyuyayım diyen yok. Kendine göre hoca arıyor. Hak üzere değil toplumun çoğu. Doğruyu konuşalım. Söylediğimiz vakit bazı şeyler kadınlara uymuyor. Kadınlar kapalı, örtülü, belki çarşaflı bile olsa inanmam ben buna diyor. Ya. Bazı şey erkeğe uymuyor. Bazı şey şuna uymuyor. Yani herkese uymayan bir şey var. Ya biz Allah'ımıza uyacağız. Dini kendimize uydurmayacağız da. Ha şimdi dedik işte altın, Türk parası yatırıp da altın hesabı olmaz. Altını alacaksın eline de şeyde falan. Oo. Çok zor. Oraya gitmek lazım. Yarım gün geçer. Bilmem ne olur. Ya bana ne? Bu faizdir diyorum sana. Bana ne? Zormuş kolaymış. Ya ben dinimi değiştireceğim sana hatırlarım. Herkes keyfine göre fetva arıyor. İşine geldiği gibi. Olmaz. Kur'an haktır ama senin kavmin inkar etti bunu diyor Allah. Çok inkar var. Çok itiraz var. Öyle olur mu, böyle olur mu? İlahiyatçılarda çok büyük inkar var. Tekzip var. İsa Aleyhisselam'a inanmazlar. Hazreti Mehdi'nin geleceğini inkar ederler. Efendim ne kadar hadisleri inkar ederler, şunu bunu inkar ederler. Çok büyük inkar var. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Biz doğruyu söylüyoruz. Habibim söyle ki ben sizin başınızda vekil değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekil değilse ben mi vekil olacağım? Yani bekçi değiliz, gözcü değiliz. Çok üzülüyoruz. Kim inanmış, kim inanmamış, inanmayanlardan dolayı da mahzunuz. Müslüman, namaz kılan, oruç tutan adam şeriatın bazı meselelerini inkar ediyor. Bak yapmıyor demiyorum, bak amel etmiyor demiyorum. Amel etmiyor günah ama inkar ediyor. Bugün bu iş olmaz diyor. Dolayısıyla biz çok üzgünüz. Çok büyük inkar var. Bu belalar, bu inkarın faturaları. لِكُلِّ نَبَيْنْ مُسْتَقَرْ. Her haberin yerleşeceği, meydana geleceği zaman var. Ben diyor Rabbim saatli bombayı kurdum, vakti geldi mi patlatacağım. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yakında siz doğruyu, gerçeği anlayacaksınız. İş işten geçecek. Ne dünyada huzur kaldı, ne ahirette huzur var bu vaziyette gidersek. Şu İslam'a dönsek de iki tarafta cennet olsa.